Evet arkadaşlar, bir diğer duyu organımız kulaktan bahsedeceğiz. Şimdi kulağa geldi sıra. Kulak hem işitme hem de denge organımız arkadaşlar. Bu anlamda önemli ve baktığımızda kulağı 3 kısımda inceleyeceğiz. Birincisi dış kulak, ikincisi orta kulak, üçüncüsü iç kulak olmak üzere. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı bulunuyor arkadaşlar. Kulak kepçesinin görevi dış ortamdan gelen ses dalgalarını toplamaktır arkadaşlar. Kulak zarının görevi de kulak kepçesinin topladığı bu ses dalgalarını titreşimlere dönüştürmek arkadaşlar ee, kulak yolu da ne işe yarıyor kulak yolundaki hücreler kulak kiri adını verdiğimiz salgıyı üretiyor arkadaşlar bu kulak kiri sayesinde dışarıdan gelen tozların ve mikropların tutulması böylece kulağın içine girmesini engellemiş oluyoruz aynı zamanda burada kıllarda bulunur arkadaşlar kulak yolunda. Peki orta kulağa geldiğimizde ne göreceğiz arkadaşlar? Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemiklerini göreceğiz. Bu, bu, kemikler dış kulak zarından gelen titreşimleri arttırarak oval pencereye aktarıyor. Yaklaşık 20 kat kuvvetlendiriyor kulak zarının oluşturduğu bu titreşimleri. Burayı unutmayacağız arkadaşlar. Orta kulağımızda bulunan östeki borusu arkadaşlar ne yapıyor? Yutakla bağlantılı. Bu boru orta kulakla dış ortam arasındaki basıncı dengeleyerek kulak zarımızın Patlamasını zarar görmesini engelliyor. Esneme ya da yutkunma olayıyla bunu e, gerçekleştirmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim. Çok sesli bir ortamda bulunduğunuz zaman arkadaşlar şiddetli sese maruz kalırsanız ağzınızı açık tutarak kulak zarına gelen basınç ile östeki borusuna gelen basıncı dengeleyip kulaklarınızın patlamasını önleyebilirsiniz. Bir de şundan bahsedelim arkadaşlar. Östeki borusu yutakla bağlantılı olduğu için boğazınızdaki enfeksiyonlardan, iltihaplarda eee, östeki borusuna da geçebiliyor. Çok rahat orta kulağa geçebiliyor bu bağlantı sayesinde. Bu durumda da orta kulak iltihabı dediğimiz bir hastalık ortaya çıkabiliyor maalesef arkadaşlar. Pekala. Geldim kime? İç kulağa. İç kulak hem işitmeden hem de dengeden sorumlu olan kısımları bulunduruyor, yapıları bulunduruyor. İşitmeden sorumlu olan kısım salyangoz yani kohleadır arkadaşlar. Ve salyangoza baktığımızda 3 tane kanaldan oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlardan en üstte bulunan vestibüler kanal, en altta bulunan timpanik kanal, ortada bulunan kanalımızda da kanal arkadaşlar. Vestibüler kanal ve timpanik kanalda perilenf sıvısı, ortada bulunan kohlear kanalda ise endolenf sıvısı bulunuyor. Şimdi kohlear kanal Bizim için yani o ortada bulunan koiliar kanal bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Şundan dolayı çok önemli arkadaşlar. Bunun içerisinde korti organı dediğimiz bir yapı var. Korti organında da arkadaşlar neler bulunuyor? E, işitmeden sorunlu reseptörler bulunuyor. Bu anlamda çok önemli. Eğer korti organı herhangi bir nedenden dolayı zarar görürse işitme gerçekleşmez arkadaşlar. Pekala iç kulaktaki dengeyle ilgili kısımlar neler arkadaşlar? Yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik. E, bunların içindeki otolit taşları da e, dengeyle ilgili kısımlar arkadaşlar. Yarım daire kanalları iltihaplandığında ani düşmeler ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü yarım daire kanalları dönme hareketine olan dengemizi sağlıyor arkadaşlar. Beyincikle beraber dengemizi sağlıyor. Yine tulumcuk ve kesecik de dengemizi sağlıyor ama onlar daha statik dengemizi sağlıyor diyebiliriz. Yani ayakta durma gibi dengelerimizi sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Pekala. Ee, başka ne söyleyelim ee, işitme olayı bizim için çok önemli İşitme olayında ses e, ilk önce kulak kepçesi tarafından toplanıyor kulak yolundan geçiyor kulak zarında titreşime dönüştürüyor çekiç örs üzengi kemiklerinde yaklaşık 20 kat kuvvetlendirilerek oval pencereye gönderiliyor oval pencereden vestibüler kanal timpanik kanal yuvarlak pencere kohler kanal korti organı korti e, organındaki reseptörler sayesinde duyu sinirleriyle ilk önce talamusa talamustan da uç beyne gelerek işitme sağlanmış oluyor arkadaşlar. Ee, bu kadar bilmemiz aslında şu işitme olayında şu sırayı bilmemiz bizler için yeterli. E, tulumcuk ve kesecikten bahsedelim biraz da. Tulumcuk ve kesecik yer çekimi hareketlerine karşı gerçekleşen değişimlerimizi algılıyor. Yarım daire kanalları ise dönme hareketlerimizi algılıyor. Tulumcuk ve kesecikte otolit denilen taşlar bulunuyor arkadaşlar. Bu taşlar, eee e, bu taşlar e, basınç oluşturarak arkadaşlar beyince impulsları ileterek beyincikle beraber vücudumuzun dengesinin sağlanmasında görev alıyor arkadaşlar şunu unutmayalım, yarım daire kanalları e, beyince impuls gönderiyor, korti organı ise uç beyne impuls gönderiyor. Neden? Çünkü işitme merkezimiz uç beyinde yani korti organı işitmemizi sağlıyor. Denge merkezimiz ise beyincik olduğu için arkadaşlar yarım daire kanalları oluşturduğu impulsları e, beyince gönderiyor arkadaşlar. E, ayrıca yarım daire kanalındaki sıvı oluşturduğu baskıyla denge uyarısını alan hücreleri uyarıyor e, ve bu uyarıyı beyinceye gönderiyor arkadaşlar. Sizler kollarınızı açıp kendi etrafınızda dönerseniz uzunca bir süre aniden durduğunuzda yine de başınızın e, döndüğünü hisseder. Hissederseniz, hissederseniz dursanız bile bunun nedeni yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin hala devam ediyor olması diyeceğiz arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Dış kulak ve orta kulakta işitme ile ilgiler ilgili yapılar bulunuyor. Ancak vücut dengesi ile ilgili yapılar bulunmamakta. ama baktığımızda iç kulakta hem vücut dengesi ile ilgili hem de işitme ile ilgili yapılar bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Pekala hemen Diğer duyu organlarımızla devam edelim. Hemen burunla devam edelim istiyorum arkadaşlar. Burun e, koku resep, burnundaki koku reseptörleri burnun üst kısmında bulunan sarı bölge adı verilen kısmında bulunuyor arkadaşlar. E, besin maddelerinden ayrılan moleküller mukusta çözündükten sonra koku reseptörlerini uyarıyor. Yani bir maddenin e, kokusunun alınabilmesi için onun moleküllerinin mukus içinde çözünebilir özellikle olması lazım. Mukusta çözünebilme özelliği yoksa o maddenin kokusunu alma şansınız yok arkadaşlar. Koku reseptörlerini aldığı uyarıya uyarıyı Talamus'a göndermeden Bakın burası çok önemli Burun diğer duyu organlarından farklı Neden ben size talamus'u anlatırken de söylemiştim Koku reseptörleri aldığı uyartıyı Talamus'a göndermeden Direkt uç beyine gönderiyor Bunun nedeni koku reseptörleri Zaten sinir hücrelerinden oluşuyor arkadaşlar Tamamen bununla alakalı Bunu bilmenizi rica ediyorum arkadaşlar Geldim kime ee, Dile ee, dil içinde şunu söyleyeceğiz dilde bulunan. E, reseptörleri yani tat tomurcuklarını arkadaşlar dilde papilla adı verilen e, bölgeler var e, papilla adı verilen çıkıntılar var burada bulunuyor arkadaşlar bunlar e, ve bu tat tomurcukları yine tükürük sıvısı içinde yani mukus içinde çözünen maddeler tarafından e, uyarılıyor eğer siz bir maddenin tadını alabilmeniz için onun tükürükte yani mukus içinde çözünebilir özellikte olması lazım ve daha sonra e, bu tükürük sıvısında çözünen maddeler tarafından tat tomurcukları uyarıldıktan sonra bu uyarı uç peyne gönderilerek arkadaşlar tat algılanmış oluyor. E, besinlerin tadının algılanmasında e, besinin kokusunun da etkisi var arkadaşlar. Örneğin grip olduğunuzda iyi tat alamamızın sebebi bu. Çünkü grip olduğunuzda burnunuz tıkalı oluyor, koku alamıyorsunuz. Dolayısıyla yediğiniz besinlerin de tadını çok iyi alamamamızın sebebi tamamen bununla alakalı. Ağzımın tadı gitti falan dersiz bununla ilgilidir arkadaşlar. Ayrıca besinin sıcaklığı da ve görüntüsü de tat almada etkili arkadaşlar. Siz bir e, bazı insanlar mesela işte çorbayı mutlaka çok sıcak içer. Soğuk içemez. E, soğuk yemekler zaten çok fazla keyif vermez. Yani bu soğumuş deriz. E, yine besinlerin görüntüsü de görseli de bizim için çok önemli tat almadı arkadaşlar. Tat reseptörleri e, dilin her tarafında bulunuyor arkadaşlar. Ancak farklı tatların en çok algılandığı bölgeler e, dilin farklı kısımlarında e, gruplanmış olabilir. Çok daha yüksek sayıda diyebiliriz arkadaşlar. Peki deri de bizim için önemli. Neden çok önemli? Arkadaşlar deri vücudumuzu dış etkilerden korumanın yanında terlemeyle terleme ile vücut sıcaklığımızın ayarlanmasında görev alıyor. Aynı zamanda terleme ile biz vücudumuzdaki atık maddelerin de boşaltımını da gerçekleştirmiş oluyoruz aynı zamanda. Yine baktığımızda güneş ışığının etkisiyle provitamin D yani D vitaminin öncü maddelerini biz gıdalarla alıyoruz ama bunları deride güneş ışığının etkisiyle D vitamini dönüştürüyoruz arkadaşlar. Yani D vitamin sentezi de deride gerçekleştiği için yine önemli. Deriye baktığımızda ha bu arada deri bir de şu işe yarıyor tabi vücudumuza mikropların girmesini de engelliyor. Savunmanın birinci hattında zaten savunma sistemlerinde onu da konuşmuştuk. E, deriye baktığımızda biz iki kısım ayırdık deriyi. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst deriye e, epidermis Şurada yanlış yazmışım epidermis deniyor arkadaşlar. Ee, epidermise baktığımızda arkadaşlar epidermiste kan damarları, sinirler, ter bezleri e, bulunmayacak arkadaşlar. Yok burada bunlar. Zaten embriyonik tabakalardan da arkadaşlar ektoderm tabakasından meydana gelen bir e, kısım üstleri. E, üst kısmı korun tabakası adını alıyor. E, korun tabakasında ölü ve keratinleşmiş hücreler bulunuyor arkadaşlar. E, zaman zaman işte vücudunuza, hamama gidip kese yaptığınızda o korun tabakasındaki işte ölü derilerinizi atıp kurtuluyorsunuz arkadaşlar. O keratinleşmiş ölü hücrelerinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Yine korun tabakasından da tırnak oluşuyor. Onu da yine bahsedelim. Zaten tırnak da ektoderm tabakasından oluşuyor. E, korun tabakasının altında hemen altında malpigi tabakası var arkadaşlar. Malpigi tabakası korun tabakası gibi ölü değil canlı bir tabaka arkadaşlar. E, bu tabaka canlı ve bu tabaka bizim için şundan dolayı önemli. Deriye renk veren melanin pigmentini bulunduruyor arkadaşlar. Malpigi tabakası deriye renk veren melanin pigmentini bulunduruyor. E, üstleri e, yandığı zaman ağrıyı hissedersiniz. E, ama İleri dereceli yanıklarda alt deri tabakası yanıyor ki bunlar tehlikeli yanıklardır arkadaşlar ee, ve bu yanıklarda da arkadaşlar ağrı hissetmiyorsunuz çünkü alt deri tabakası yandığında alt deride reseptörler yanıyor birazdan ondan bahsedeceğim alt deride çünkü eee reseptörler bulunuyor. Termoreseptörler bulunuyor arkadaşlar. Üst deride e, dediğimiz gibi kan damarı, sinirler bulunmadığı için üst derinin yandığını hissedersiniz ama alt derinin yandığı çok daha tehlikeli olmasına rağmen hissetmiyoruz çünkü reseptörler yandığı için. Peki alt deriye baktığımızda alt derinin tamamı canlı hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Bir defa bunu bileceğiz. Alt derinin tamamı canlı hücrelerden oluşuyor. Alt deride kan damarları var, sinirler var, terbezleri var, kıl kökleri var. Ve reseptörler var burada arkadaşlar. Mekana reseptörler var, termoreseptörler var. Hepsi bu tabakada bulunuyor. Ve alt deride dokunma, basınç, sıcaklık, ağrı gibi duyuları alan reseptörler bulunuyor arkadaşlar. Bu reseptörlerin vücuda dağılımı homojen değil. Ee, örneğin e, ağzımızda sıcaklığı algılayan reseptörler az. Derimizde ise daha çok arkadaşlar. Bu yüzden derimizi yakabilecek kadar e, sıcak olan çay ağzımızı o kadar Yakmıyor arkadaşlar, bundan da bahsetmiş olalım. Ee, bir de şunu söyleyeceğim, bu ağrı reseptörleri beyin hariç vücudumuzun her yerinde var arkadaşlar. O yüzden işte böbreğim ağrıyor, karnım ağrıyor gibi ağrıları duymamıza da sebep oluyor ağrı reseptörleri vücudumuzun her yerinde var diyeceğiz arkadaşlar. Pekala, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.